Merhaba dostlar, hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Videomuza geçiyoruz. Videomuzun başlangıcında şöyle elimizde bir tane BBS sandığı var. İzleyenlerden Elif buradan selam olsun. BBS satıyordu, aldık. Bizim de işimize yarayacak zaten skill'leri geliştirmek adına. Sandığı açacağız ama açmadan önce şunların son açımı kalmıştı. Bir önceki videoda kasmıştık bunları, görmüştünüz. Gerçi oraların ses sıkıntısı olduğundan dolayı mixtape şeklinde koymuştum. Bir de gösteremediğim, biliyorsunuz 70'lik silahımız bitiyordu. Elime bir tane zorcak yapmam gerekiyor, idarelik demiştim. Şöyle artı 7, bunu 25 von'dan aldım. 37 ortalama, 8 zeka, 8 metinli. 25 bon gayet uygundu, bir de artı 7. Hem zekalı hem 37 ortalama kötü bir ortalama değil. Hem de 8 metinli. Şunu 8 metin getirmek bile kim bilir kaç bona denk gelir. Öyle bunu aldık, idarelik. Şunu diyenler oldu bir önceki videonun yorumlarına. Bir önceki videoyu dün gece atmıştım. Kıyanit kılıç lazım diye. Bizim kıyanitimiz var biliyorsunuz ama kıyanitimizi giyemiyoruz. Kıyanit şöyle artı 7 şeklinde duruyor. 6-7'sinde de 8 metin 2 yarı insan geldi. Yani giyemiyoruz çünkü 112 level istiyor artı 7'de. Yani biz 105'iz, level kasmamız lazım. Neyse uzatmayalım, şunları bir açalım. Buradan bir kostüm bonus aktarımı alırım. Liderin kitabı, mavi ejderha, kan kırmızı. Arttırma geldi. Ay yüzükleri çöp, beyaz inci çöp yine. Yanklar geldi ve zen fasulye. Yani pek iç açıcı bir açım olmadı açıkçası. Ben şu kaskı niye takmıyorum ya? Yine birkaç arkadaşın şu yakutu takmama eleştirisi olmuş. Neden savunmalı taktın? Hemen onu da kısaca açıklayacağım. Daha önceki videolarda da canlı yayında da ben bunu söyledim. Ta büyülü keskinlik oynarken bile ben demiştim savunmalı takacağım. Bakın büyülü keskinliğe bile savunmalı takacaktım. Bunun sebebini defalarca söylememe rağmen yine söylüyorum. Bazı arkadaşlar herhalde duymadılar. Bakın Yohara'da savunma önemlidir. Saldırı değil. Siz bir soloda iki kere vurup kesiyorsanız 3 kere vurup kesin. Saldırınızda hiçbir sıkıntı yoktur. Yohara'daki slotlar öyle zor kesilecek slotlar değil. Bu düz vuruş bakımından söylüyorum. Bakın skill'le de değil. Düz vuruş bakımından söylüyorum. 2 vuruşta keseceğinize 3 vuruşta kesin ya da 4 vuruşta kesin. Önemli olan orada yatmayın. Orada savunmanız iyi olsun, ayakta kalabilin. Önemli olan budur. Bu yüzden savunmalı olması her zaman benim işime geliyor. Ben savunmalı Yakut'u da savunmaya devam edeceğim. Herkes saldırı odaklı gidiyor. Sonra Yohara'ya girince Yohara çok zor, patates oluyoruz. Arkadaş sen savunmanı dizmemişsin ki tabii patates olursun. Yani öyle de düşünmek lazım. Ha çok elit çarın vardır. Artı 15 yılan zırhları takıyorsundur. Defansın had safhadadır. Petin atıyorum 15-20 defans veriyordur. O zaman derim sana tamam git STR'li tak, hasarın fazla olsun. Çünkü savunman yerinde. Ama savunmanı halletmeden saldırı odaklı dizmek çok yanlış bir duruş. Şunu bir açalım. Bilgelikleri falan depoya koyalım. Zaten daha önce de açmıştık. Bayağı bilgelik var. 20 kötü ruh geldi. 10 münzevi geldi. 10 da bizde şurada var. 20'şer tane yani olmuş olacak. Totalde 20 BK okuyabileceğiz. 20 BK ile M8'den muhtemelen G'ye geçiremeyeceğiz ama ne kadar kalırsa. Şunları bir markete satalım. Onlardan kurtulduk. Şimdi BK'larımızı okuyalım. Şöyle şunu şuraya koyduk. Şunu şuraya koyduk. Bugünün süresi geldi mi? Hadi öyle okuyalım. Ha gelmiş. Ve müzevisiz geçti. Gayet güzel. Şimdi şöyle okumaya devam edelim. Şöyle totalde Emon'a ulaştırdık. 6 kötü ruhumuz kaldı. 6 tane de müzevimiz kaldı. Yok 7 müzevimiz. Şurada da varmış. Şu ansiklopediyi de açmadık. Buradan çıkarsa böyle güzel hava kılıcı. Hava kılıçları az çok para ediyordu. Şöyle açalım. Pek üstte isim olarak göremedim. Şöyle baktığımızda hava kılıcı geldi mi? Oğlum hiç mi yok lan? 1 2 2 tane mi? Oğlum 25 taneden 2 tane mi verdin? Yazık kafana. Neyse gidelim şu diğerlerinde 50k 100k artık neyse pazara atalım, her türlü bir paradır. Dostlar yine her video klasikleşen hidra sandığı açımından 10 tane açacağız. Aslında açmak için açmıyorum bu sefer kar ya da bir şey için. Kötü ruh 4 tane çıkarsa şu 4 tane de BK'ya aldım. Hemen alev vuruşumuzu G'ye getirmiş oluruz. Açmaya başladık. Şöyle süs taşı, ilk sandık çöp oldu. İkinci sandık da çöp oldu. Üçüncü sandık da çöp oldu. Cadı geldi. Hadi. Kötü ruh istiyorum lan. Metal de istemiyorum. Hakim kuşağı geldi. Güzel. Ben buraya şu an totalde 10 taneye 3 von verdim. Bende 10 emiş bir tane var. Atarsak üste 3 von 90 em olarak geri alırız geçerse. Bilgelik. Gene çöp.
Bir çöp daha. Bir çöp daha. Oğlum ne metal verdi ne kötü ruh verdi lan. Ben şansımı kaybettim bu hidra sandığı konusunda. Neyse gidip şu kuşağı üste atarız. Şu envanteri bir temizleyeyim. Bu arada level'ımdan dolayı drop alabilir miyim bilmiyorum ama cadıları kessem mi? Bir tanesini keseceğim ya. Bir bakacağım drop alabilirsem eğer hepsini keseceğim. Şurada 4 var. 5. Şurada 2 daha var. 7. Şununla birlikte 8 oluyorlar. 2 de şurada. 10 tane cadım var. Birini deneyelim drop alırsak kalanlarını da keseriz. Olmadı oradan bir ufak bir para gelir. Şöyle kuşağımızı üste vurmaya giderken hemen bir kısa duyuru geçeyim. Son zamanlarda yayınları nereden yapıyorsun? Yayınlar hangi gün? Gibi sorular gelmeye başladı. Kitle yavaş yavaş artıyor. Çok teşekkür ederim bu arada. Twitch'ten takip edenler var. Açıklama kısmında Twitch linkini görenler var. Görmeyenler için söyleyeyim. Açıklama kısmında hem Twitch adresim hem Kick adresim hem de zaten YouTube. Ben 3 platformda aynı anda yayın yapıyorum. Öyle ayrı ayrı yayını orada yapayım. Sonra bunu işte YouTube'a atayım gibi bir derdim yok. Her yerden aynı anda yayına geçiyorum. Kim nereden izlemek isterse. Kick'te var, Twitch'te var, YouTube'da var. Hatta geçenlerde TikTok'u da ekledik. 4 tane aynı anda yayın açtık. 4 yerde aynı anda. TikTok seven biri değilim, kullanan biri değilim ama arkadaş tavsiyesi dedi. TikTok'tan da dedi şey yap dedi. Hazır bu duyuruyu geçmişken alt tarafta bulunan şu like butonuna basıp bir de başlangıç yorumu yapmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de bir abonenizi alırım. Şöyle hemen üste kombinasyon diyerek kuşağımızı deneyelim. Umarım geçer. Hop. Geçti. Çok güzel üste ismimiz çıkmadı. Bir baktık 15'emiş 60'lık. Güzel 3 won 90'em. 3 won'luk sandık almıştık. 90'em karımız var mı? Yani varsayamam çünkü 10'emiş zaten elimde vardı. En azından yarısının zararını kurtarmış olduk diyelim. Dostlar çok bir malzeme almadım. Şöyle safir küpemize biraz artı basacağım. Çok da paramız yoktu. Pazardan satış olmasını bekliyorum. Elimde 43 tane bağsız, bağsız da neymiş? 43 tane de bağlı tesadüfen şey var. Kutsama parşömeni. Biraz da malzeme çektim. Dur incileri almayı unuttum. Artı 8 yapmak istiyoruz. Zaten 9'da beceri hasarı değişmediğinden dolayı sadece canlılık arttığından dolayı çok da önemli değil 9 olması. Beta küpeler genelde öyle. Artı 8 kullanılıyor. 9 çok önemli olmuyor. Belki zümrütü dönüşümde kullananlar 9 kullanabilir. Çünkü güç arttırıyor. Şöyle bağlıyla bir deneyelim artı 5'e. Hop artı 5 oldu. Artı 6'ya denedik. Ben bağlının geçirme şansının daha iyi olduğuna inanıyorum. Şöyle 7'ye denedik. Geçti. Şöyle de 8'e vurduk. Ah be dedim hiç yanmadan gidecek ha. Tekrar 7 düşmeye başladı. Şimdi bir kafa karıştırıp bağsız vuralım. O da düştü. Bağlıyla gidelim. Oho, bizim savaş parşömenimiz var mıydı? Ha ne güzel 7 olup 8 olmamak ayıp ettin yani. Güzel de gidiyordun. Şimdi bir tekrar bağsızla yukarı doğru gitmeye çalışacağım da gitmiyor. Hadi artı 5. Allah Allah artı 5'e geçmiyor. Valla bazı malzemeler bitti şeytan hatırası falan. Şu bilinmeyen ilaç mesela 100'lüydü 56 tane kaldı. Kutsamalar şu kadar kaldı. Ben de artı 5'te bıraktım şu an için. Dediğim gibi satış olunca değerlendiririz. Şimdi şuraya bir cadı atalım bakalım drop alabileceğiz mi? Yani 89'a 105 çok yüksek bir oran. Allah kesildi de dediğim gibi drop alamıyoruz bundan. Yani bir kutsama küresi bir şamandan koruyan artı 4 attı. O yüzden hiç ziyan etmeye gerek yok. Biliyordum zaten atmayacağını ama şu an 3 eldiven olduğu için dedim belki bir ihtimal yarı drop da alsak keseriz. Ziyan etmeye gerek yok şu an dursunlar cadılar. Ya satarız ya Bahtiyar abi bunları zihinseliyle keser. Dostlar birazdan yayına gireceğim. Şöyle 45 won paramız var. Yayında nasıl değerlendiririz bilmiyorum da. Şu safir küpeyi artı 6'ya kadar ancak basabildim. Geçmiyor. 7 oluyor. 8 olmuyor. İflamı kuruttu. Bütün şeyleri bitirdi. Şimdi yayına girmeden önce dedim ki orç dişimizin son bir tanesi kalmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Süresi de gelmiş olması lazım. Gidip bir verelim. Şu biyolog ilk görevini bitirelim. İkincisine başlayalım. Ne kadar hızlı biyoloğu ilerletirsek o kadar bizim için iyi olacak. Bu arada şimdi diyecekler olacaktır. İlerleyen zamanlarda madem Yakut'u savunmalı taktın, biyologları STR mi alacaksın? Yok. İnadına biyologlara da savunma alacağım. Yani savunmalı yapacağım. Her şey savunma. Tank olacak ya Çar. Vuruşlar önemli değil. Çar tank olacak. Neyse geldik. Şöyle bir tane basalım şundan. Biyolog diyelim. Ork dişi dedik. Bulmuşsun dedi. Hepsini topladın dedi. Şimdi gidelim de orklardan düşürüp gelelim şu taşı. Valla yerden para yağıyor. Biyologdan dönerken yerde tahta ayakkabı buldum. 2 yosun. Ben bunu 5 yosun yapar artı 9 basar satarım. Geldik Beakko'nun yanına. Şöyle gizli reçete dedik. 10 hareket hızını kalıcı olarak aldık.
Şöyle bir tane de kırmızı abanos sandık açıyoruz. Beceri kitabı ve kılıç çemberi çöp. Neyse ilk biyoloğumuzu sağ salim bitirdik. Şimdi ikinciye geçeceğiz. Allah'ın izniyle onu da ilerleteceğiz. Şimdi şöyle baktığımızda 45 tane araştırmacının özütü var üstümde. 5 tane de depoda, totalde 50 tane var. Bir müddet bunları bizi idare edecek. Ondan sonrasında da tekrar araştırmacının özütü indirimlere geliyor. O şekilde çekmeye çalışırız. Full araştırmacının özütüyle gitmeyi düşünüyorum ben bu biyologlarda. Hatta olur da epim olursa hızlandırıcı bile alıp hızlandırıcıyla hızlı hızlı biyologları bitireceğim. Ne kadar hızlı biyolog bitirirsek o kadar iyi olacak bizim için. Dostlar 9 vonluk hidra sandığı açtık, canlı yayındayız dedik. Kayıt alalım burayı. Bir bakalım ne çıkacak ne çıkmayacak. Kötürüğe ihtiyacımız var. Kötürüğe içeceğini açıyoruz. Metal çıkarsa da kar. 2 metal çıkması lazım kar etmemiz için. Başlayalım. Hidranın yüzüğüyle başladık. Şu an açıkçası pek de bir şey iç açıcı gitmiyor. Kötü ruh ilki geldi, güzel. Kötü ruh ne kadar gelirse iyi. Çünkü G4 yaptık, şunu ilerletmeyi düşünüyoruz. Taş sanatıyla devam ettik. Bir erken metal verse şöyle. Bu sıralar ben hiç metal çıkaramıyorum ya. Bu sıralar bir hakim kuşağı geldi. Atarız yukarı ikincisi gelirse. Benim metal şansım bitti. Bir kötü ruh daha geldi. Bir kötü ruh daha geldi. Bilgelikle devam ettik. Hızlı da açıyorum da. Ya hızlı abanacağım vallahi, hiç metal metal hiç ne çıkmış umurumda değil ya. Zaten zarar ettik muhtemelen. Daha metal görmedik. Oğlum 9 onluk sandıkta metal yok ya. 12 tane kötü ruh ancak aldık. Açmıyorum lan daha. Dostlar elimizde şöyle cennet kolyeler var. 20 kaç tane var artı 7? 24 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunları şimdi basacağız. Geldik kuyumcuya, malzemelerimiz hazır. Ne kadar geçireceğiz? Birinci sayfadan başlayalım ki bastığımız belli olsun. Kaç tane artı 9 çıkacak? Birinci artı 8'e geçti, güzel. Bugün aslında artı basma şansım çok da iyi değil. Bir küpeyi 8 yapamadık. Ha, gördüğünüz gibi zaten yaka yaka gidiyoruz. Oho maşallah var. Oh oh tabi ya, çok da pahalı değil kolyeler ama şuna baksana nasıl yakıyor. İkinciyi aldık ama artı 7 satmak da çok mantıksız bunları. Artı 7'lerin tanesi 10-12M yani. Gene 9 iken en az 2-3 onu vardır. Bilmiyorum pek piyasasını ama. 4 tane aldık şu an, 8. 5 oldu. Bak bu üst üste geçilmesi güzel oldu. Biraz toparladı kendini sanki ama açtık ya şu mağazımızı, gene düşer bu. Hadi lan geçir biraz daha, bu ne ya? 8'e bu kadar yakıyorsan biz 9 alamayacağız buradan. Şu sonuncuyu da ver tamam diyeceğim, hadi. Aha verdi. Tamam diyeceğim dedim, tamam diyeyim o zaman. Kaç tane aldık? 24 taneden 7 tane mi ancak geçti? Yani neredeyse 3'te 1 oran. Fazla da yakmamış aslında ha. Binekten imbin taktiğiyle demirciye, demircide vuruyoruz. Hop. Birinciyi yandı. İkinciyi vuruyoruz. Hop. Yandı. Şaşırdık mı? Yok. Hop. Oğlum bir tane ver bari. Bir tane ver bari deyince geçiriyor arkadaş. Tamam iki tane ver bari. Ama iki tane verirsin. Ya ikiyi vermişken üçü de verirsin şimdi yani. Ağzımızla isteyirik ama yani verirsin. Vermedi. 24 tane 7'den 2 tane 9. Dostlar şöyle bir tane Bahtiyar abinin kalkanı var. 6-7 değişmek için şöyle bir tane kutsamamız var. Tek de 50 STR ya da 5 saniye buzun gücü yakalıyoruz. Parayı kırdırıyoruz Bahtiyar abiye. Vurduk. Çöp. Neyse zehirleme şansı lazımdı Bahtiyar abi. Zehirleme şansı geldi. 7 Zoca Emrah Reis'e verdik. Deneyecek 8'e inşallah geçer. 8'e geçerse 9'a da Bahtiyar abi ritüel atacak. Ya çok zocaklık işimiz yok ama deneyeyim dedi. İnşallah geçer. Dostlar şu lanet olası küpeyle ağır bir şey veriyoruz. İmtihan veriyoruz. Az önce artı 0'dan artı 1'e geçiremedik. Artı 0'dan aşağı düşecek neredeyse yani. Ona rağmen Bahtiyar abi demirciye kitabı getirdi. Kalkanını 9'a basmamı istiyor. Biz de dedik ki deneyelim. İnşallah geçer. Yani kendiminkini neyse uğraşırız da Bahtiyar abininkini geçirelim. Şu 3. envanterde bir gudubetlik var. Ben bunu 1. envanterde basmak istiyorum. Dostlar bizim Emrah Reis bayağı zorlamış ocağı. İlk basıcında geçmemişti. Bayağı bir yarım saattir falan Emrah kayboldu. Bayağı zorlamış. Muhtemelen bayağı bir para da harcadı.
Ne gerek vardı 2 saattir diyorum basma diye. Ama artı 8 yapıp gelmiş. Kaç para harcadın diyorum. Boş ver harcadım bir şeyler diyor. Sağ olsun buradan tekrardan. Kesesine de bereket. Artı 8 yaptı getirdi. Elimize de giydik. Valla çok emindi kendinden ilk basacağı zaman ama geçmeyince bir tık sıkıntıya girmiştir. Tanıyorum Emrah. Dostlar şöyle 2 tane 10 emiş kuşağımız var. Hemen onları da yukarı atalım istiyorum. Belki bir 20 emiş yakalarız. Hop. Geçmedi. Değil yakalamak. Geçmedi. Dostlar 4 saatlik keyifli bir yayın yaptık. 4 hatta 4,5 saat de olabilir. Yayın keyifliydi ama bizim keyfimiz pek çok kaçtı. Yani hiçbir şey geçiremedik. Zaten kesitleri gördünüz. Yani küpe hala artı 3. Yani buna 200 taneye yakın kutsama az önce de denedim. 200 taneye yakın kutsama artı 70-80 hatta 90 tane falan şeyde harcamışızdır. Ejderha parşömeni. Yani geçmiyor. Ben anlamadım. Bugün günümüzde mi değiliz? Yani hidra açıyoruz çıkmıyor. Neyse 28 tane kötü ruh 22'sini satın almıştık. 69 tane zen fasulyemiz var. Okuyabildiğimiz kadar şu G9 inşallah onu bir şey yapalım. P yapalım ondan kurtulalım. Şöyle alev vuruş diyelim. Hata dedi. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. Devam edelim. P olsun o da aradan çıksın ya. Oğlum kaç sefer başarısız dedi. Çok şükür. G10 oldu. Direkt üstüne P'yi verirsen mutlu edersin. Ama vermezsin. Benim mutlu olmam bugün oyun istemiyor ki. Yayında olanlar biliyordur. Yorumlarda belirsinler. Canımız çıktı ya. Artı sıfırdan artı bir item geçiremedik ya. Çok şükür. Perfect Master seviyesine ulaştı. Zen yetti mi? İyi 13 tane de arttı. Şöyle arkaya koyalım. 19 tane kötü ruh kovma kağıdımız var. Biraz da münzevimiz var. Depoda da var. Biraz da alırız. Artık şu diğer skillere de geçelim. Şunun P'si maksimum 4100 ile 4500 arası vuruyor. Yani şurada karanlık taşa bakın. 9600 ile 10000. Ama şu STR ile güçlendiğinden dolayı STR'yi sıfırladık biliyorsunuz. Dostlar akşamdan beri çarı kasıyordum. 106 oldu. Hatta %54.86'da XP doldurdu. Şimdi tekrardan çıkacağım. Geldim mama topladım. Şöyle görüyorsunuz. Burası artı 6. Şurada artı 7'ler de var. Artı 7'lere başlıyoruz. Şöyle bir sayfada burada. Hani hepsini tekli almak isterdim ama maalesef kalmadı. Ninja'nın siyamlarını bitirdik. Ondan sonra şamanın yelpazelerini bitirdik. Sonra da 2'li yer kaplayanları aldık. Şu an petimiz gördüğünüz gibi 75. Şöyle göstereyim. Pet 75. 75'te 9.5 EP veriyor. Savunma 7.6. 80'de bir kere daha artacak. Bu 10'un üstüne çıkacak EP'si. Ama savunması bir tık az kalıyor. Zaten çok da önemli değil. Engel falan indirmeyeceğiz buna. Defansında ilerleyen zamanlarda pet değiştiririz. Belki Alastor'a falan geçeriz. Şu an önemli olan şu anki petimi kullanmak. Canavar avcısı falan emdireceğiz direkt. Gidip hemen kasayım. Dostlar petimizi kastık. 80'e ulaştırdık. Hatta full kutularını, küplerini, her şeyini doldurduk. 81'e atacağız. Gelişim diyeceğiz. Önce şöyle yabani pet kitabı. Şunu koyacaktık, şunu koyacaktık. İnci herhalde istiyordu şunu. Şunu şunlara mı istiyordu? Yeti posta artılıyı koymamışız. Şunu 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 şunu. Bir de yeti posta artılı. Bir de kan kırmızı inci. Şöyle besle diyelim. 81'e ulaştı. Şimdi de şekli şemali değişecek. Şu an biraz değişti mi? Bir bakayım. Bir tık büyüdü. Hayvanlaştı. Şimdi iyice herhalde şey olacak. Şimdi şunu koyuyoruz. Şunu şunu. Şunu 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 şunu. Şunu yok şu yoktu herhalde. Şunu. Hop. Lan bu ne oldu? Hayvan gibi bir şey oldu. Şuna baksana şekli şemali değişti. Karizma bir şey haline geldi. Lan neredeyse benim kadar. Hayırlı uğurlu olsun. 81'e ulaştırdık petimizi. Şimdi ben bunu şu şekilde depoya koyacağım. Hemen yan karaktere geçeceğiz. Geldik yan karaktere peti indirdik. Şimdi şurada bizim hem canavar avcımız hem berserkerimiz var. Para istiyor muydu lan bunda? Bakayım. Yok. Canavar avcısı kitabını emdirmek ister misin diyor. Emdirdik. Berserker kitabımızı da şöyle koyalım. Tamam. Hızlandırma şu an yok. Birazdan alırız pazardan. Onu da ekleriz. Hemen bunu tekrardan koyayım depoya. Skill'leri karakterimizden geliştirelim. Dostlar bu piyasa doğru mu ya? Hızlandırma kitabına bakın. Bir tane var. 4.46M. Allah Allah. Oğlum pet kitabı sandığı açsak daha mantıklı. Hızlandırma çıkar. Bir bakalım pet kitabı sandığına. Pet kitabı sandıkları 47M. Bir 5 monluk açsak mı ne yapsak? Açalım ya.
Hani 5 bon ona vereceğime 5 bonluk açarım. Belki canavar avcısı çıkma ihtimali de olur. Tane 50 hem'den 11 tane aldım. Yani 5,5 bon gibi para verdik. Ha şimdi diyeceksiniz ki lan hazırını alsaydın 4-10 LM daha iyi değil miydi? Ama ne bileyim hızlandırmaya da 4.5-10 veresim yoktu yani. Açarım en azından dediğim gibi canavar avcısı çıkma ihtimalim olur. Hiç bakmadan açmaya çalışıyorum. Bir mavi kitap geldi, orası çöp oldu. Bir tane mavimiz var. İyileştirme kitabı diyor. Bu çöp. Bunu atabiliriz. Şöyle baktık. Dayanıklılık şaman. Belki şaman para ediyordur. Menzil para etmez. Bir şaman da belki ediyordur dediğim gibi. Vampir para etmez. Canavar avcısı. Katladık gençler. Vallahi katladık. Neyse bakmayalım gerisine. Şu para hop. Şimdi şöyle koy. Şurada Paskalya var lan. Hop. Young düşür. Young düşme de belki edebilir. Dursun. Hayalet. Young düşme gene dediğim gibi. Bunu da koy. Savaşçı para etmez. Berserker. O da belki 5-10 M eder. Ama canavar avcısından katladık. Hızlandırma gene çıkmadı ama canavar avcısından dediğim gibi çok yok. Ulan burada da Paskal yok. Oğlum ikinci köyde kimse Paskal yapmıyor mu lan? Şurada Metin var. Gerçi sahur oldu saat 3. Ondan dolayı da kimse oyunda olmayabilir. Şöyle de göstereyim gençler. Canavar avcıları 15 won ve aynı kişi muhtemelen Apple adam alıp kurmuş. Sonra 16 won'a çıkıyor. 14.5'tan bile satsak çok güzel bir karımız var. Dostlar geldim dedim ki pet ne kadar hasar etkileyecek ona bir bakalım. Hasarımız 11.5, 11.800, 11.900'leri görüyor. 12 görüyor mesela. Ve zırhımız canavarlı değil, zümrüt küpe takmıyoruz, full işte büyülü STR'liyiz, artı 8 bıçak kullanıyoruz mesela. Hani ben şöyle düşünün, Lycan'la bir mat setli, full 6'da 6 mat setli Lycan'la 14-15 kavuruyordum. Yani herkes bana şunu diyor, lan savunmalı taktın hasarın düşük Yakut için. Ben diyorum skill'e yönelik yapıyorum, onlar olsun düz vurmayacağım mı hiç? Görüyoruz bakın parçaladı metni mesela. Boss da kestim az önce mesela Triton. Anında parçaladı. Bir metin daha bulayım. Ya da boss mos bir şey bulayım. Yani kesim hızını göstereyim. Herkes bana farm yapamaz bilmem ne diyor ama. Düz vuruşta da deli gibi farm yapar. Artı 9 bir de 37 ortalamalı şey takıyoruz can. Artı 9 güzel bir bıçağı olsa düz de parçalar yani hiç acımaz. Şöyle General Stakoz buldum hemen CH atınca. Skill de deneyelim. Şöyle açayım mesela ateş aletimizi. 27k yere vurarak vurduk. Şununla kaç vurduk? 41k vurduk mesela. Şunlar M1, onlar 11k vuruyor. Yine 24k yere vurarak vurduk. Bunlar bu arada kritikli değil herhalde. Aynen kritikli değil. Bu 11k vuruyordu. 23 kritikle vurdu. Şöyle bir tane daha yere vurduk. Skill'le de kestiğimizi gösteriyorum size. Şöyle tak. Gördüğünüz 5-6 tane skill attık. Biraz yavaş dediğim gibi büyü hızlı itemler yapacağız. Zaten 107 de olduk gördüğünüz gibi. Şunları toplayayım. Pet'e vereyim. Pet bu akşam doldurabilirsem şeyini bir level daha atlar. Eksiklerimiz çok. Mesela Kral Yengeci. Kral Yengeci bir tık daha sağlam boss'tur. Bakalım ona skill'le ne yapabileceğiz. Şöyle bir tane yere vurduk. 25k girdi. Ama bunu yanlış kişiye vurdun ya. Şu etrafı bir temizleyelim şöyle. Gel bakayım. Şöyle bir tane vurduk. Şöyle bir skill daha. Bir skill daha. Dolması dediğim gibi bir tık sıkıntı. Hop. 84k vurduk. Kritik girdi. Çok güzel. Yani skill'le de çok güzel hasarlar çıkarmaya başladık valla. Yanlış karaktere vurma. Karakter demişim slot. Ha, bu arada gördüğünüz gibi yani zodyak bıçakla vuruyoruz. Elimizde kıyaneti taktığımızda skill vuruşları çok daha fazla olacak. Mesela az önceki 84k muhtemelen 120k'lara falan çıkacak. Çok rahat. Şöyle bir dönerek vuralım. 40k girdi. 17k şöyle girdi. Canı az kaldığı için az girmeye başladı. Şöyle bir tane daha bir kere daha yere vurduk. Ateş aletimiz sönmüş. Ben de diyorum niye canını azaltmıyor. Şöyle bir dönüşte bitecek herhalde. Hop. Evet, gene bunu skill'le kesmiş olduk. Ben düz vuruşa bakmak için geldim. Skill'le boss kesiyoruz arkadaşlar. Bir adet Paskalya metni buldum. Şöyle hemen vuralım. Gayet seri eritiyor. Dediğim gibi düz vuruşa yönelik olmamasına rağmen düz vuruşu bile ne kadar seri kestiğini görüyorsunuz. Benim de amacım aslında biraz da buydu. Skill vuracak, skill'li sağlam olacak ama düz vuruşta da çöp olmasın. Çünkü ben metin kesmeyi seven insanım. Şöyle söyleyeyim, benim Suram
Eski Suram. Aa, büyülü yumurta da aldık. Eski Suram, büyülü keskinlik Suram. Yohara'da metinlere 30K vuruyordu. Markalı. Markasız 27-28K vuruyordu. Bir tane daha var şurada. Hazır kimse kesmiyorken ben bunları biraz fanlarım ya. Ne diyorduk? 30K dediğim gibi markalı, 27-28K markasız vuruyordu. Ve büyülü keskinlikti. Full hasara yönelikti. İşte artı 40 ortalama bıçağı vardı. İşte STR'li itemleri vardı. STR'li metinli itemleri vardı. Şimdi düşünüyorum, ben Yuhara'ya girdiğimde buna ekstra STR'li itemler yapsam, yani bunları satmadan STR'li itemler yapsam, gene metne neredeyse bir 25K falan vururum. 20-25K. Hem metin farmı çok rahat olur, hem de istediğimde skill farmına, aura farmında biliyorsunuz skill ile bırakacağız. Skill farmına bırakabilirim. Aha, bir tane daha. Ben biraz fanlıyım şu paskalyaları ya. Kısaca şuna da değineyim dostlar. Geçen videoda ses sıkıntısı olduğundan dolayı söyleyememiştim. Sadece statü sıfırladığımı söylemiştim. Bakın, statülerimizde de STR'miz 57. Yani biz dex'i fullledik. STR'yi fullemedik. Yani düz vuruşumuzun ona rağmen bu halde olduğunu da azımsamamak lazım. Hani kara büyü yok, farm yapmaz, yok onu yapmaz, yok bunu yapmaz diyenlere de aldırış etmeyin. Gerçekten kara büyü oynamak isteyenleriniz varsa, oyunu eski tatlı oynamak isteyenler varsa benim gibi oynayabilirler. Çok rahat bir şekilde farmlarını yaparlar. Dostlar, şöyle hesabımızda 108 oldu. Yavaş yavaş son 2 level kaldı. Yani son 2 diyorum, 110'a, çünkü 110'dan sonrası çatlakta kasılmak. Yani orası uzun süren bir şey olmuyor. Günü birlik, günde 1 saat, 2 saat. Ama orası kolay yani. Kendim kasılacağım sonuç olarak. Kendi kendimi kasacağım. Sıkıntılı bir süreç değil çatlaktan sonrası. Ama burası sıkıntılı. Yine de şunu söyleyeyim. 95'ten 105'e biz daha zor kasmıştık. Bir gecede bir level alıyor. 1,5 level falan günde kasıyor gibi hissediyorum. Yani öyle test ettim en azından. Şimdi bir durduralım. İndireyim çarı. Canlandırmam niye kapalı la benim? Ya ölseydi bu hesap? Allah'tan ölmüyor çar. Karanlık koruması açık olduğu sürece canın ne slottan gidiyor ne insanlardan gidiyor. Çok böyle elzem vs'lik bir adam gelince düz vuruş savunmam hiç olmadığından dolayı ondan biraz hasar yiyorum. Simya sürelerini falan uzatacağım. Bir çarı indireyim, bir bakalım. Dostlar, biraz malzeme topladım. Bir 47 tane de kutsama aldım. Daha öncesinde bir 200'e yakın kutsama, 70-80 küsür parşömen yiyen küpemizi tekrardan deneyeceğim. Şöyle büyülü bakır alayım üstüme. Umarım artı 8 olur ya. Artı 8 olsun yeter, zaten artı 9 diye bir niyetimiz yok. Bir kere sizle birlikte yukarı gideyim. Baktık geçmiyor. Salacağım. Yani sizle birlikte kayıt almayacağım yani. Şöyle artı 5. Bak, gördüğünüz gibi artı 5. Geçen artı 0'da yaktık yani. Ya bu öyle bir şey. Öyle bir küpe. Ya artı 5 olmuyor yani. Parşömenle de olmuyor. Bu arada parşömenle daha kötü geçiyor. Bana demeyin ki kutsamayla atıyorsun ondan. Yayında olanlar bilir. Resmen iliğimizi kemiğimizi sömürdü bu. Neyse, ben biraz uğraşayım. Valla dostlar, sonra diyorsunuz ki bana şans faktörü sadece yank düşürme ile alakalı. Bakın, basıyordum günlerdir yanıyordu. Canlı yayını hatırlayanlar, bilenler bilir. Geldim yaşlı kadına, şansıma baktırdım. Biraz şanslı dedi, ondan sonra hiç yanmadan artı 8 oldu. Bakın tekrardan göstereyim. Lan hızlı geçtim orayı. Dediğim gibi bugünle ilgili kendim şöyle biraz şanslı. Bunu dedikten sonra çar daha yakmadı bunu. Ya bu tesadüf olabilir mi? Yani çok mantıksız. Dostlar, biraz da BK topladım. Elimde olduğunca okuyacağım şu kötü ruhlardan. 23 tane var. BK'da o kadar aldım. Bu nereden çıktı bu antyere? Artık skill'lerimizin tamamını P yapmam lazım. Eksiklerimi şöyle bir söyleyeyim size. Şu an Sura'da skill'e yönelik ne eksiğim kaldı? Ha, aura farmına geçtiğimizde çok daha fazla eksiklerimiz olacak ama şu an sadece skill ile farm için eksiklerimizi söyleyeyim size. Bir kere ruh kemerimiz artı 8 almıştık biliyorsunuz. Bunu 9 bir canavar olayı çok önemli değil ama alt tarafına 3 yuva açıp buna kızıl alev taşları ekleyebiliriz. Buradan canavar alacağız. Şöyle ateş ayakkabımız artı 6. Efsunu çok güzel. 1 KP, 10 kritik, 8 bayılma. 50 de büyülü STR'li. Buna artı basılacak. Minimum artı 8 yapılıp buradan canavar oranımızı arttıracağız. Cennet bilezik artı 6 ama çok da önemli değil artısı. 50 büyülü STL, 15 rüzgar, 20 şeytan, 1500 EP, 2 DP absorbe. Efsun'u şu an için elit seviyede. Şampiyona kadar beni çok rahat atacaktır. Şampiyondan sonra bunu değişir miyiz? Bilmiyorum. 10 yarı 15 büyülü bir şey istiyorum açıkçası. Yanında şimşek olursa tam auralık olur. Bakacağız, araştıracağız ama 50 büyülü STR olduğu için bunu satar mıyız yoksa Efsun'u kendimiz mi hepimiz olursa değişiriz? Ona da hiçbir fikrim yok.
kolyemiz 4 patron 20 büyülü STR'li 10 kritikli. Bu güzel ama 50 büyülü STR'li ayrı alacağız. Çünkü her vurduğumuz slot patron değil. Onlar da çok pahalı bir şey değil. 14-15 won çok pahalı dediğim gibi değil. Küpemizi yaptık. Küpemiz şurada. Küpemiz 10 yaralı 50 büyülü STR'li çok güzel bir küpe. 20'li orku var. 10 hayvanı da var. Yani her yerde kullan. Bir tane ekstra kaskımız var. Bunu biliyorsunuz 8 saldırı hızı 10 yaralı. Artı 12 büyü ejderhası kaskı. Hem defansı şunlara göre fazla. Hem ortalama zarara karşı direnişten dolayı tam yani yoharalık, tam auralık bir kask oluyor bu. Bunu 6-7 ekleyeceğiz. 50 büyülü STR getirmeye çalışacağız. Zaten başka da bir eksiğimiz yok. 10 yarı, 12 canlılık, 10 yansıtma tam istediğim kalkanımız zaten yapmıştık. Zırhımız değişecek. O da yılan zırhımız hazırda duruyor. Şampiyon olduğumuzda direkt canavarlı zırhımızı takacağız. Bunu da satacağız büyük ihtimalle. Skill'lerimiz dediğim gibi P olacak. 120 olduğumuzda yeni skill'imiz açılacak. Şampiyon olduğumuzda onu da direkt P yapmamız gerekiyor. En önemli eksiğim kuşağım. Bir sonraki video kuşağımızı değişmiş oluruz. Muhtemelen kuşağı satacağız. Biliyorsunuz bu zodyak yaylı bir kuşak. Bize büyülü STR veren bir kuşak lazım. Ve bu çok fazla skill hasarımızı arttıracak bir durum oluyor. Yani neredeyse büyülü STR'li bir kuşak böyle ejderha dişli falan taktığımızda skill hasarımız normal karakterlere karşı 2-3k artıyor. Slotlara karşı ne kadar artacağını siz düşünün yani. Level kastığımızda kıyanet silahımızı da takacağız. Her şey halledilmiş olacak. Yani şu an her şeyin planı yavaş yavaş var bende. Videolar o yüzden seri seri gelebiliyor. Tabii item satış durumu biraz da aksaklıklar oluşturabiliyor. Çünkü baktığımızda dün çıkardığımız canavar avcısı şu an piyasada en düşük bende. 14-10-75 eme satılmadı mesela. Neyse çok uzatmayalım, şunları bir okuyalım. Bir tanesinin herhalde okuma süresi gelmiştir. Başarısız dedi. Şu an için şey kullanmayacağım. Münzevi. Münzevi ilerleyen seviyelerde kullanacağım. Şu an böyle gideceğim. M3 oldu. Ama çok yakıyorsun. 2BK başarısız, başarısız, başarılı dedi. Bir başarısız daha, bir başarısız daha. Oho maşallah. M4 seviyesine getirdik. Yani müzevisiz bunları okumak gerçekten sıkıntı ama böyle geçirince de üst üste geçiriyor bazen. Bu ne lan? Ha bu hava kılıcı. Ben de diyorum bu ikisi nereden çıktı? Bunları bir pazara atarız. Bir yetenek kaldı lan, ben şunları BK sanıp almamışım ya. Neyse ben onu alıp okurum. Elimizde kaç münzevi var? 2 burada, 6 depoda, 8 münzevimiz öyle var. Totalde 30 da alabiliyoruz herhalde. Bir bakalım markayla. 30 mu alabiliyorduk? 20 tanesi 6K'dan, aynen 30 tane de alabiliyoruz markayla. 38 tane münzevimiz olabiliyor. Bakalım münzevi harcamadan elimden geldiğince yükseltmeye çalışacağım kötü ruh piyasadan bulduğum sürece. Çünkü bunların BK'sı, ilk aldığım BK'yı mesela 50K'ya aldım, sonra aldığımı 350K'ya aldım. Biraz değişik ama en azından bir hava kılıcı ya da büyülü keskinlik değil. Sadece kötü ruhla okumaya elverişli. Videonun sonuna gelmeden önce bir önceki videoya ilk defa süper teşekkür geldi. Yani süper teşekkürle donate yardımı geldi. Ve yorumunda da şunu demişti. Demek ki yorumları dikkate alıyorsun diye. Evet ben gerçekten bütün yorumları okumaya ve bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Ve hepsine önem veriyorum. Hatalı olduğum bir yer varsa düzeltmeye çalışıyorum. Yanlış olduğum bir konu varsa evet haklısınız diye cevap verip dediğim gibi kendi öz eleştirimi oradan alabiliyorum. Ya da siz yanlış bir şey söylediyseniz bak ama evet sen şöyle düşünüyorsun ama ben de şu bakımdan şu şekilde yaptım şeklinde de birbirimizle iletişim halinde olabiliyoruz. Hem süper teşekkür attığı için arkadaşa buradan teşekkür ederim. Hem de yorumlara dikkat ettiğimi buradan söylemek istedim. O yüzden ekrana koymuşumdur zaten şu an. İftara çok az kaldı. İftara yaklaşık yarım saat kaldı. Videoyu bitireyim. İftardan sonra bu videoyu size atarım. Bugün Kadir Gecesi. Kadir geceniz de mübarek olsun. Allah ettiğiniz duaları kabul eylesin. Ettiğiniz ibadetleri kabul eylesin inşallah. Videoyu beğendiyseniz bir like atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu edersiniz. 5K'ya adım adım ilerliyoruz. Sonra yükselelim artık yani. Ben kaç yıllardır video çekiyorum artık. Bir yerlere yükselelim, bir yerlere gelelim istiyorum. Hepiniz de Allah'a emanetsiniz. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.